Ve Yalçın Gökçebağ, Türk resminin Yaşar Kemal'i olarak bahsedilir kendisinden. Bugün sosyal medya hesaplarımda daha önce de olduğu gibi kendisinin tablolarına yer vereceğim. Bir görün, bir tanıyın kendisini. Neden ona Türk resminin Yaşar Kemal'i dendiğini siz de anlayacaksınız. Şimdi onunla konuşacağız çünkü bir sergisi var, bir sergisi açılıyor. Bunu konuşmak üzere Yalçın Gökçebağ'la birlikte olacağız şimdi. Yalçın Gökçebağ, merhabalar efendim, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sağ olun. Eksik olmayın. Ben büyük bir hayranınız olarak arıyorum bugün sizi. Evet, Kafa Radyo'da Kültür Sanat Kafası'nda bir programcı olarak arıyorum ama aynı zamanda çok da büyük bir hayranınız olarak arıyorum. Yıllardır sizin işlerinizi, eserlerinizi büyük bir hayranlıkla, büyük bir sevgiyle takip ediyorum. Sizin için diyorlar ki resmin Yaşar Kemal'i. Ve bu hiç de öyle boşa söylenmiş bir şey değil ama Türk resminin Yaşar Kemal'i olmak için giden o yolda nasıl oluşturdunuz? Karakteristik özelliklerinizi, üslubunuzu, dilinizi nasıl oluşturdunuz? Şimdi ben tabii her şeyden önce köylü çocuğuyum. Denizli'nin bir köyündenim. Ve oradan da köy enstitüsüne gittik. Bizim zamanımızda köy enstitüleri tam biz girdik kapandı ama evet. Köy enstitüsü geleneğinde eğitim gördük biz. Yani yine bahçe işleri, hayvancılık, ondan sonra arıcılık, yani böyle ziraat derslerinde ağırlıklı olarak gördük. Hı hı. Yine resim, müzik, beden eğitimi gibi bu dersleri de çok sıkı gördük ve oradan kaynaklanan bir şeyle ben işte hani beni seçtiler, Çapa'ya yolladılar, İstanbul Çapa'da, oradan Gazi'ye geçtim, Gazi'den Akşehir'e gittim falan derken biraz ve sonra TRT'ye girdim. TRT'ye evet, kameramanlık olarak yapmışsınız yani uzaktan uzağa da meslektaş sayılır. Şimdi evet, bu kameramanlık mesleği ben tabii bilmiyordum kameramanlık nedir falan işte hayatımda ama o zaman bizi aldılar böyle sanat mekteplerinden mezun olanlarını tercih ettiler ve biz işte birkaç arkadaş kameramanlığa başladık. Dolayısıyla yani bu kameramanlık teknik bir iş değil, estetik bir iş olarak tabii biz geliştirdik o işi. İşte ankadre yapma, yani çerçeveyi düzenleme, işte dengeler, mengeler falan derken ben kendimi Anadolu'nun muhtelif yerlerinde belgesel çekimler yaparak buldum. Buldum. Ne güzel. ve yani gitmediğim, görmediğim yer kalmadı. Bir de tabii o zamanlar şimdi herkes biliyor ama çok az bilinen, kameranın önünde bir tane zoom vardı. Zoom. Evet. bu zoomla biz tabii uzakları yakın eder o. Değil mi efendim? Uzakları evet, yakın eder o. Milletin göremediği yerleri görmüş olduk. Görüyordum ben işte Karadeniz'den mesela oraya gitme çay toplayanlar, çay bahçelerine aşık oldum böyle inanılmaz bir beni heyecanlandırdı. Portakal bahçeleri Mersin'de derken ben de bu şeyi bu karelerden etkilendiğim için sanat zaten tepkidir bir yerden bakarsan. Evet. Ve dolayısıyla da etkilendim. Onun muhakkak bir dışarı çıkması gerekiyor. Bir sanatçılarda. Sanatçılar çünkü sanatçı kaynak gibidir. Bir yerin tıkarsınız, öbür yerden çıkar. Orasını tıkasanız bile oradan çıkar. Yani bu illa dışarı çıkmak zorundadır. Doğru. Ve onun için ben de işte çektiklerimden bir özet olarak tanıdıklarından, gördüklerinden o bana ilginç gelen yerleri başladım resimlerini yapmaya. Şimdi resimlerini yapmaya derken de bir de bu tür resmi nereden buldunuz deyince bir soru geliyor insanın aklına. O zaman da insanın en mutlu anları çocukluk anları olarak geçiyor. Bana göre tabii. Doğru. Yani çocukluk kötü zaman yok. İşte komşunun bahçesinden elma aldığın zaman ondan sonra işte Ahmet amca geldi kulağımı çekti falan derken kakara kikiri diye anlatıyoruz. Doğru. Bunları. Doğru. Yani ne günlerdi falan diye. Ben de o günleri hatırlayıp köyümdeki
günlük yaşam ve işte düğünler, adetler, bunları işlemeye başladım konu itibariyle. Tabii bu birdenbire işte Anadolu'yu çağrıştırmaya başladı. Anadolu'nun muhtelif yerindeki adetler, örfler, işte mimari yapı, her şey benim ilgimi çekmeye başladı ve böyle ve değişik bir açıdan da şimdi, o zamana kadar. Evet. Buyurun. O zamana kadar dünyada benim gibi hiç kimse yokmuş. Yani güzel sanatlardan, resim bölümünden mezun olup da kameraman olan hiç yokmuş. Metin Erksan söylediydi bunu bana. O çok kıymetli bir şey. Ben de size şeyi soracaktım. Her ressama tavsiye eder misiniz? Bir süre hayatı boyunca bir süre kameramanlık yapmasını tavsiye eder misiniz? Tabii, eminim tabii, tavsiye edersiniz. Tabii. Şimdi Anadolu Düşleri adını taşıyan bir sergi açılıyor. İstanbul Art 212 Sanat Galerisi'nde, Armoni Sanat Galerisi'nde. Evet. 13 eseriniz orada olacak Anadolu Düşleri sergisi kapsamında. Evet. Bu eserleri bir araya getiren ortak özellik neydi? Neden böyle bir seçki yaptınız? Bu arada 15 Mayıs tarihine kadar da açık olacağını hatırlatmış olalım serginin. Evet. Şimdi insan belirli bir yaşa ve düzeye gelince daha iyi bazı şeyleri sentezini yapabiliyorsunuz. Ve burada tabii saf resim yapmaktan öte biraz da resmin insanlara matematiğini de göstermek gerekiyor. Hatta bu işte matematiğin işte dengeler falan, yani profesyonel bir resim ortaya koyuyorsunuz. Doğru. Bunu ortaya koyduğunuzda da konu çok önemli. Konu ressamların en önemli kullandığı unsurlardan birisi. Çünkü onları değişikliğe götürür. Ben de mesela bu sergimde bazı konuları, her zaman işlediğim bazı konuları daha başka açılardan da işledim. Mesela tepeden bakış, helikopterden bakar gibi böyle kuş bakışı kompozisyonlarım var. Çok farklı işte, onlar duygular çok farklı uyandırıyor insanda da. Evet, evet. Ben bugün insana öyle diyorum. Hatta bir İngiltere'de sergi açtım da bir genç arkadaş, ya hocam dedi, siz dedi insanları uçuruyorsunuz dedi. Ya çok doğru söylemiş, çok da güzel söylemiş. Böyle bir tablolar ama sanki işte hani günümüz kullanım şekliyle bir drone'dan çekilmiş görüntüler gibi, böyle bir hava kamerasından çekilmiş görüntüler gibi. Değil mi? Bir de drone var şimdi. Evet. Bir de drone var şimdi. Peki çok 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 teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Rica ederim. Bugün açılışı yapılacak sergin ve 15 Mayıs'a kadar İstanbul Art 212'de Sanat Galerisi'nde, Armoni Sanat Galerisi'nde gidip görebilir izleyicilerimiz de. Ben bu arada hafta içi birçok gün sizin tablolarınızı paylaşıyorum. İnsanlar görsün, tanısın, bilsinler, birazcık daha bilsinler, birazcık daha insana ulaşsın diye. Harikasınız. Türk resminin Yaşar Kemal'i sıfatını, tanımını da fazlasıyla size yakıştırıyorum ben de. Vallahi sağ olun. Çok sevgiler, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Görüşmek üzere Yalçın Gökçeban. Görüşmek çok sağ olun. Üzere. Hoşça kalın. Sağ olun. Hoşça kalın.